Buyurun. Şimdi bir de şöyle 60 kilometre uzunluğunda bir Rus birliğinin, ağır silahlı Rus birliğinin yolda olduğu konuşuluyor günlerdir. Şöyle de deniyor ya, 60 kilometrelik konvoy olur mu? Yani bu abartılı mı diye. Bununla ilgili bilgi nedir sizdeki? Yani... Abdullah Ağar günlerdir o konvoyun peşinde. Evet, işte o yüzden ben doğrudan söylemeye başlayayım dedim. İnanır mısınız? En az ilgilendiğim konuydu ama bir anda tabii kamuoyunun gündemine gelince konuşmak zorunda kaldık. Şimdi bir kere bizim taktiksel bir alanda, bir harekat alanında 64 kilometrelik bir konvoy görmemiz akıllara zarar. Bırakın evet. 64 kilometreyi 6 kilometrelik bir konvoy dahi göremeyiz. Evet. Ama 64 kilometrelik bir konvoy. Kaba bir hesap yapalım. Var mı yani böyle bir 64 kilometrelik? Yani Amerikalılara göre var. Yani hani sonuçta bir son derece iddialı bir uydu görüntüleme şirketi bu görüntüleri paylaştı. Şimdi Abdullah abi bir şey soracağım. Ukrayna bir konvoy vurduğunu açıkladı. Yani o bu mu ya da başka bir şey mi? Yani bir yoğun araç konvoyunu... Şimdi böyle bir konvoyu vurduğuna dair, yani 64 kilometrelik bir konvoyu vurduğuna dair bir bilgi yok. Ama değişik alanlarda, özellikle harekat alanı, yani doğu harekat alanında, yani Dinyeper Nehri'nin doğusundaki harekatlarda bir takım görüntüler var. Ancak bazı sahte görüntüler de var. Yani örneğin bir görüntü geldi, bir konvoy tamamıyla imha edilmiş. Çok dehşetli bir görüntü ama baktığınız zaman montaj. Böyle görüntülerde de yani bir zaten bilgi kirliliği üzerinden bir şeyle, fotoğrafla karşı karşıyayız. Evet. Çünkü böylesine bir konvoyu vurmak başka sonuçlar üretir. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi demeyeyim ama Rusya çok daha ağır bir karşı saldırı, bir intikam saldırısı başlatabilir. Çünkü Rusya şu ana kadar hani bu tür fotoğrafları çok benimsemedi. Ve bu tür fotoğraflar olsa bile paylaşmadı. Şimdi hep kontrollü bir yaklaşımı var Rusya'nın. Yani hani dur kalkla gidiyor, dozajı dönem dönem yükseltiyor ama ondan sonra biraz işte bekliyor. Bunun hem harekata özgü bir takım nedenleri olabilir, hem de siyasi ve jeopolitik, hatta antropolojik hassasiyete yönelik bir takım nedenleri olabilir. Ama şurası net herhalde, Kiev'e artık çok yakınlar ve ya, orada bir... Ya Kürşat Bey şimdi... Bakın yani bu Kiev'e çok yakınlar. Yani savaşın başından beri Kiev'e yakınlar. Çok ilginç bir şey. Amerikalılar 50 kere açıklama yaptılar. Yani ben saat her gece bu gece kritik diyoruz. Her yani gece Kiev'e geliyor. Savaşın ikinci günü çok net bir cümle kurdu. Bu geceyi mutlaka sağ salim çıkartmalıyız. Evet. Ne oldu o gece? Yani neden Ruslar hani bekledikleri gibi, Zelenski'nin beklediği gibi gelmedi? Neden o beklediğimiz konvoy neden hala gelmiyor? Veya biz temel sorumuz şu, yani harekat alanını okurken böyle bir konvoy bir taktik harekat alanında, yani bir savaş alanında görülemez. Şimdi oradan bir takım sorgulamalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. O sorgulamanın temelinde şu var, bakın 64 kilometre bazı şeyde yerlerde 6 tane aracın yan yana durduğu gözüküyor. Bütün bunları bırakın. 50 metre, hani normal konvoylarda 50 metrelik aralık vardır araçla beraber. Bu kilometrede 20 araç demek. 64 kilometrede 1280 araç demek. Şimdi 1280 araç... Konvoyun görüntüsü varsa en azı, verebiliriz de tabii, en arada. Azı, en azı bir tümen demek. Bu, evet, bu paylaşılan çok, görüntülerde şu anda... Çoklu rakamda, burası bir şey değil ama bir, o konvoy değil burası. Değil, burası evet. Bir üst bölgesi. Evet, burası bir üst bölgesi. Konvoyun görüntülerini... Konvoy bu. Bakar mısınız? Burada aralıkları gördüm. Çok daha dar. Yani araç mesafesi kadar aralık var. Yani 10 metre, 15 metrelik. Yani bizim hani biz toleranslı bir cümle kurduk. 50 metreye bir araç saydık. Evet. Burada aslında 20-25 metreye bir araç var. Yani diyebiliriz eğer böyleyse temel yaklaşım 1280 dedik. Belki 2500 araç var. 2500 araç yaklaşık bir kolorduya falan denk geliyor. Yani bu bir kolordu büyüklüğündeki bir kuvvetin bütün yol boyunca yayılıp 50 kolunu sallayarak ilerlemesi bu konvoyun kendisine bir tehdit hissetmemesi demek. Bir tehdit hissetmiyor. Bir anormallik var. Yani son derece anormal. Şimdi birkaç tane soru soralım. Bizim Güneydoğumuzdan hatta hatırlayalım. Şimdi böyle bir konvoyun geçeceği güzergah üzerinde normalde Ukrayna ordusunun bir takım etkiler geliştiriyor olması gerekiyor. Bu ne olabilir bunlar? İşte sürekli bayraktarlarla ilgili bir cümle kuruluyor. Yani bir tane bayraktar kalkıp gelip bunlardan bir tanesinin önünü veya arkasını vuramadım. Ortasından bir tane cephane yüklü aracı vuramadım. Bu bir. Bir uçak
Bir Ukrayna uçağı kalkıp gelip vura mı? Hani havadaki üstünlüğü Ruslar elde etti diyelim. Peki karada bir ateş destek vasıtası, bir Grad bataryası, bir Katyusha bataryası, bir topçu ünitesi, bir topçu bataryası yani yok mu? Hadi bunları geçin. Yani bir 120'lik, bir 82'lik havanı yok mu? Veya hadi bunları da geçin. Yani taşıması zor. Sırtta taşınabilen bir 60'lık havan yok mu? Abdullah abi bir şey söyleyeceğim. Çok, bir çeviri hatası olduğunu söylüyorlar haberde. Kiev'e 64 kilometre uzaklıkta bir yığınak yaptığını Rusya'nın. Yani haberde öyle aslında yanlış çevirmişler. Ama üstad o da bakın o da önemli. Şimdi burada bizim şimdi yığınak 64 şimdi Çernobil'deki yığına anlarım. Niye Çernobil'deki yığına anlarım? Çünkü burayı Ukrayna ordusunun vurması son derece riskli. Çünkü burayı Rusya gerçekten son derece akıllı bir şekilde geçmişte işte nükleer bir patlama olmuş. Son derece hassas bir bölge. Nükleer kalıntılar var belki. Buraya yerleşip bu alanda kendisinin bir takım ateş Ukrayna ordusunun ateşlerinden koruyabilir. Niye? Burada bir nükleer alanda bir çatışmayı, savaşı veya bir konvansiyonel etkiyi hiç kimse etkilemezse son derece risklidir. Şimdi bu olabilir ama bunun hemen ötesinde bir savaş alanına girdiği zaman bir birlik bir üs bölgesi oluşturmaz. Araziye açılır, yayılır, dağılır ve taktiksel bir görüntü ortaya koyar. Neden? Ölmemek için. Yani temel gereği şimdi peki bu, diyorsunuz yani, ki yani şu, eğer önce, 64 kilometre uzakta vardı. Bir üst bölgesi oluşturmuşsa o da olağan değil. O da olağan değil. Biraz önceki görüntüyü getirir misiniz o üst bölgesi dediğim görüntüyü arkadaşlar? İlk verdiğimiz görüntüyü yani konvoydan hemen önce. O da olağan değil diyorsunuz. Bu da bu sorularla neye gelmek istiyorsunuz? Yani böyle şimdi bir konvoy burada, mu yok burada, demek burada, istiyorsunuz? Burada, ya da bu... En güzel soru bu işte. Bunu nasıl anlamlandırmalıyız? Yani burada şurada şöyle bir görüntü vardı arkadaşlar. Şimdi başka bir tane. Bakın Ukrayna ordusuyla Rus ordusu savaşmıyor olabilir. O güzergahta. Ukrayna ordusu korkuyor da olabilir. Yani bir yani şu o kadar büyük bir konvoy ki yani Rus o kadar dehşetli bir şekilde abanabilir ki yani sonuçta böyle bir konvoyu vurmak 12.800 asker mi dedik? 12.800 askeri ki ne yapacaksınız? Çok basit bakın. Yani ben bir yani bir muharip, bir komando, bir özel kuvvet subayı olarak geçmişte böyle bir hedef keşke bulabilsem. Savaş alanında, muharebe alanında önünden iki tane RPG-7 ile iki tane aracı vurursunuz. Ortasından iki tane aracı vurursunuz. Arkasından iki tane aracı vurursunuz. Bütün konvoyu iptal edersiniz. Devreden çıkar. Yani ne olur konvoy istikrarsızlaşır. Tıkanır kendi çizgisine. Bir sürü sıkıntı yaşar. Yani Karabağ Savaşı'nda da gördük. Yani Azerbaycanlı o özel kuvvetçi arkadaşlarımız ne yaptılar biliyor musunuz? Örneğin bir yerde bir şey sıkıştırdılar. Önünden vurdular, arkasından vurdular. Konvoy iptal. Herkes kaçtı gitti. Evet. Araçlarını terk etti. Hala yani, cevabı alamadık. Anlaşma mı var diyorsun? Şimdi bakın şöyle şimdi bu konvoyun iddia o ki işte şeyden çıkıp Çernobil istikametinden çıkıp 130 kilometre biliyorsunuz şeye. Kiev'e doğru geliyor. Elini su kolunu sallayarak geliyor. Şimdi bu elini kolunu sallayarak geldiği alanda hiç mi savaşa damgasını vuran mukavemetçiler yok? Yani Kiev'i savunacağız. Kim savunacak? Siviller. Ellerindeki kaleşnikov insanlar. Neden Kiev'de beklesin? Nerede bu javalinler? Abdullah abi biz bu Ukrayna ordusu görmedik zaten. Yani gördük ya, üstad, mü? Sorun var onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bize anlatılanla sahadaki görüntü birbirinden farklı. Neden sizce peki? Ya işte bakın bu savaşın en temel özelliklerinden bir tanesi de şu. Ben hiç böyle bir savaş görmedim. Yani neyini görmedim? Şimdi savaşın içinde ve önünde ve arkasında bir takım savaşının bütünleşiği başka savaşlar vardır. Bunlara biz işte temelde psikolojik harekat... İşte kamu diplomasisi, işte algı, propaganda, etki ajanlığı, nüfus casusluğu gibi bir takım kendine özgü profesyonel taşıyan fotoğraflar vardır. Bunları çok yoğun olarak gördük. Yani hem Putin yaptı, hem Biden yaptı, hem Almanlar yaptı, Fransızlar yaptı, özellikle İngilizler çok yaptı, çok tahrik ettiler. Ve sahadaki komutanlar ama en çok Zelenski yaptı. Durmadan bize... Korkunç bir propaganda yaptı Ukrayna'nın masumiyeti ve acısı üzerinden. Durmadan bize bir şeyler anlattılar. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz savaşı birilerinin bize anlattığı gibi değil. Bizim görmemiz gerektiği gibi anlamalıyız. Yani şimdi bu bir kere sahada korkunç bir yalan var. Korkunç bir yalan var. Kimin yalanı ama? Çünkü net olan bir şey var ki Rusya'nın saldırısı var. Her bir tarafın yalanı var. Yani...